Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 30 Ağustos 2020 günlerden pazar, saatlerimiz 17.55'i gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarımın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım ve bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yine silah arkadaşları ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Nurlar içinde yatsınlar. Gerçekten onların sayesinde bu cumhuriyette yaşıyoruz, bu vatanda yaşıyoruz. Bize çok güzel bir ülke, çok güzel bir vatan bırakmışlar. Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Arkadaşlar 30 Ağustos 2020 Pazar günü biliyorsunuz gündüz yarışları devam ediyor şu anda. Birbirinden heyecanlı, nefes kesen yarışlara tanıklık ettik. Özellikle az evvel Gazi koşusu koştu. Sizlere izah etmiştim. Bu safkanı geçemezler. Macera aramayın. Bu safkan çok farklı bir safkan. Çok biyonik bir safkan demiştim. Call to Victory için. Call to Victory hem kaçabiliyor, hem 2-3 bekliyor, hem bugün olduğu gibi gerilerde bekleyebiliyor. İnanılmaz sprint atıyor. Gerçekten direkt Avrupa'ya gider, direkt Dubai'ye gider bu at. Türkiye'de fazla koşmaz gibime geliyor. Büyük şampiyon. Ben ilgililerini tebrik ederim. Yine bugün çok iyi koşan bir safkan. Kingsman arkadaşlar. Şişman çizik arkadaşımız biraz tereddüt etti. Dıştan mı alayım, içten mi alayım diye. O anda Call to Victory ile karşı karşıya geldi. Bir protesto çekildi ama protesto bence haklı reddedildi. Biraz şişman arkadaşımızın gazi tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Tabii çok normal arkadaşlar. Gazi koşusunun heyecanı çok büyüktü. İkramiyesi çok büyük. Maneviyatı çok büyük. Biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmiş bir yarış. O yüzden ufak tefek heyecanlar da olabilir ama Kingsman önü çok açık bir safkan. İleride çok başarılı yarışları yapabilecek bir safkan. Özellikle son yarışlarında bir form düşüklüğü yaşamıştı. Ona rağmen bugün inanılmaz bir yarış çıkardı. İnanılmaz bir üçüncülük elde etti arkadaşlar. Yine ikinci gelen safkan 8 numaralı Lord of Game'in de ilgililerini tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir yarış çıkardı sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz gündüz yarışlarını vermiştik İstanbul'da 1. ve 2. Altıl Ganyan analizleri şeklinde. Yine akşam yarışları İzmir 1. Altılı Ganyan analizimizi geceden vermiştik. Sıra geldi İzmir 2. Altılı Ganyan analizimize. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan özellikle kanalımıza destek olmalarını bekliyorum. Bugün Gazi'de 3. gelen Kingsman'in nalı şu anda elimde arkadaşlar. Bu nalı Kingsman'in ilgililerinden. Yani Kingsman'in antrenörü Sayın Ömer Alaçam'ın oğlu Murat Alaçam'dan teslim aldım. Ve bu nalı çekilişle sizlere vereceğim. Çekiliş kurallarımız nedir? Kanalımıza abone olmanız şart arkadaşlar. Yani çekiliş günü kontrol edeceğim. Kanalımıza abone misiniz, değil misiniz diye Gmail hesabınızdan özellikle kontrol edeceğim. Kanalımıza 2 kişi kazandıracaksınız. Bu 2 kişinin Gmail adreslerini bana vereceksiniz. Kontrol amaçlı. Evet. 2 kişinin Gmail hesabını bana vereceksiniz. Yine videolarımızı beğenmeniz ve yorum atmanız şart. Bu kişiler arasında yapılacak çekilişte Kingsman'in nalını kanalımız 21.000 kişi olduğunda sizlere vereceğim. Bundan sonraki programlarımda yine Kingsman'in nalını verebilirim arkadaşlar. Çünkü yine Murat Alaçam arkadaşımızdan bir söz aldım. Kingsman'in 4 nalını daha alacağım. Bir tanesini kendime ayıracağım. Diğer nalları da yine burada dağıtacağım arkadaşlar. Onun için kazanamayan arkadaşlarım da üzülmesinler. Kingsman'in ilgilileriyle irtibat halindeyim. Gerçekten çok cana yakın, gerçekten çok efendi bir kardeşim. Murat Alaçam kardeşim. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum. Sevgili yarışseverler. Ve ben İzmir'de 1. Altılı Ganyan analizlerimi vermiştim. Sıra geldi İzmir 2. Altılı Ganyan analizimize. İzmir'de 9 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 21 yarışı. Altılı Ganyan ilk ayağı. Öncelikle ismim yine kalitesine güvendiğim arkadaşlar Uçan Bey temsilcisi. Bugün Halil Gün idaresinde start alacak bir numara Madamelli. Bana göre grubun en kaliteli safkanı. Bugün birinci şanslı ismim olacak yine 8 numara Pis Kralı. Özellikle taylığındaki günlere geri dönüş sinyalleri verdi. Bu safkan bir tiki
Korku torunu, bir Kaizberg temsilcisi bugün Halil Kaplan dairesinde yine bu koçta etkili olacak isimdir. Yine bu ikisi Afgan dışına çıkması durumunda ne zaman ne yapacağı belli olmayan nitelikte özellikle anne kanattı çok sağlam gelin kız yavrusu 3 numaralı Goven. Baba zaten tartışmasız isim Turbo, şampiyon Turbo'nun tayı 3 numaralı Goben'de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Esasen bu gruptan çok üstün olan bir safkan, özellikle Tayland'da bunu kanıtlamıştı. Bir takım sorunlar yaşamış olabilir, o yüzden bir dönem ara verdi ama son yarışıyla 4 numaralı Selçuklu Bey'i yine yeşil ışık yaktı. Bugün Ersin Kılıç idaresinde koşacağım derse bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir safkandır. Bugün 4 numaralı Selçuklu Bey'in de ben ilk 4 safkan içerisinde öneririm. Yine bu koşta sürpriz arıyorsak, macera arıyorsak yine 2 numaralı Günyeli ve 6 numaralı Evdegül isimli safkanları sırasıyla değerlendirebiliriz. Yine çok güzel arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilir. Ve Atılgan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Burada da özellikle 3 numaralı Harzemşah isimli safkan Turbo'nun tayı. Bugün Sinan Özen idaresinde benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı İpek Soylu. Kalitesine inandığım bir safkan, bir Eskişehirli tayı bugün Alaaddin Kründing idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 10 numaralı Öp Beni isimli safkan, bir Turbo tayı, bir Hisaran torunu bugün İlker Soyat idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Küçük Ado bu yarışta etkili olacak bir diğer isim. Yine 1 numaralı Aybartay ve 11 numaralı iki numaralı Barutan bu grupta etkili olacak bir diğer safkandır. Yani burada da fazla safkan kalmıyor. İki safkan şu anda yarıştan çıkmış arkadaşlar. Yine altı numaralı Sir Yiğit isimli safkan da yazılabilir. Ve altılı Ganya'nın üçüncü ayağına geçiyorum. Burayı Banko bir isimle devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle kalitesine inandığım, son yarışını beğendiğim bir safkan var burada. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 5 yarışı dişlere mahsus yarışta. Özellikle Taylan'dan beri defalarca sizlere telkinde bulunduğum bir safkan. Sayın Serdar Özçolak'a ait Rockmaster temsilcisi. 1 numaralı Daniel Asdoğtur isimli safkan. Son yarışında ısrarla vermiştim. Çok güzel bir ikincilik elde etti. 10 lira 25 kuruş ganyanla güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Apprentice idaresinde piste çıkacak. Cem Altun idaresinde piste çıkacak ama şartlar eşit. Çünkü burası yamak bir yarışı arkadaşlar. Ben 1 numaralı Daniel Asdoğtur isimli safkanın bu grupta etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak 1 numaralı Daniel Asdoğtur isimli safkanı öneriyorum. Ve Atılgan'ın 4. ayağına geçiyorum. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı Atılgan'ın 4. ayağı. Burada da 2 numaralı Crazy Line özellikle tuttuğum bir safkan, özellikle son yarışını çok beğendiğim bir isim. Bugün Barış Kurdu idaresinde benim Kanako temsilcisi 2 numaralı Crazy Line benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Lucky Rock isimli safkan da Sayın Elif Kaya'ya ait gerçekten eşkalini beğendiğim bir isim. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde 2 numaralı Crazy Line'a ilk rakip görüyorum. Yine 1 numaralı Best Friend de grubun kaliteli safkanı. Ben burada bir numara Best Friend isimli safkandan 3. şanslı isim olarak görüyorum. Buraya 2-3-1 yeterli görüyorum arkadaşlar. Ve Altıgani'nin 5. ayağına geçiyorum. Altıgani'nin 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Burada da özellikle 7 numara Karaçulha isimli safkan. Alperen Oluk idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine ikinci şanslı isim 3 numaralı Sunar Bey. Bir Serdar Han temsilcisi, bir Hürbatur torunu Atakan Candağ Devren idaresinde ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Tumbul Hüseyin Muhammed Mir Bilgin idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 2 numaralı Siyah Üzüm özellikle çimde farklı koşacağını düşünüyorum. Güzel koşacağını düşünüyorum. Bugün Sinan Özen idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Yılma İsmail
onlarda bulunması gereken bir diğer safkandır. Yine Alaaddin Krimlik idaresinde piste çıkacak 8 numaralı Seher Gül'de bugün kuponlarda bulunabilir. Bütçe durumumuza göre 9 numaralı Umay Hanım, 10 numaralı Zelzele Kız ve 1 numaralı Kratilla yazıp burayı hep şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ve Altıgay'ın son ayağına geçeceğim. Altıgay'ın son ayağında 4 yukarı yaşlı Arapların 2400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışında esasen mesafenin de uzamasıyla bu gruptan çok kaliteli bir safkan olduğunu, özellikle bu mesafede çok kaliteli bir safkan olduğunu düşündüğüm bir safkan var. Zenginoğlu Ötügen orijiniyle 2 numaralı Son Emir'in son düzlükte gelip bu rakiplerini ayırmasını bekliyorum. Özellikle uzun mesafelerde çok ciğerli bir safkan. Biliyorsunuz Sayın Besire Gündüzeli'ye ait bir isim. Özellikle tecrübeli aprantisi Arif Okan Pazar idaresinde piste çıkacak bugün. 2 numaralı Son Emir'in normal şartlarda grubu uzak geçmesini, rahat geçmesini bekliyorum. Ama yine beğendiğim bir isim var. Özellikle buraya safkan yazmak isteyen arkadaşlarıma ben 5 numaralı Kürşat Baba'yı da öneririm. Çünkü özellikle orijini çok güzel, pedigrisi çok güzel. İzbatur Tanyus, yani Eldon'un torunu anne tarafından. Ben 5 numaralı Kürşat Baba'yı da 2 numaralı Son Emir'i tercih etmeyen arkadaşlarıma öneririm. Yine tekrar edeyim istiyorsanız arkadaşlar Altılı'yı. Altılgan ilk aya. Ben ufak Altılgan yan vereyim arkadaşlar, öyle diyeyim size. Altılgan ilk ayağında yine 1 Madamelli, 8 Pis Kralı, 3 Goben, 4 Selçuklu Bey'i, 2 Günyeli ve 6 Evde Gül. Arkadaşlar buraya safkan yazmak istiyorsanız 5 numara Plevyeli, 7 numara Biçeroğlu da yazabiliriz. Yani burayı hepsi şeklinde değerlendirelim. İkinci ayakta da şöyle bir altılı yapacağım. Yine 3 numaralı Harzem Şah, 7 numaralı İpek Soylu, 10 numaralı Öp Beni, 4 numaralı Küçük Ado, 2 numaralı Barutan, 1 numaralı Aybartay şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar bu koşuyu da. Yine 6 numara Sir Yiğit diyeceğim. Ama bundan sonraki ayaklarda rahatlatacağım altılıyı. 1 numaralı Daniel Asta Otur bankomuzdu. Altıgay'ın 4. ayağında 2-3-1 şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın 5. ayağında ben 7 numaralı Karaçulha, 3 numaralı Sunar Bey, 4 numaralı Tumbul Hüseyin ve 2 numaralı Siyah Üzüm şeklinde bu ayağı değerlendireceğim. Burada yarıdan bile daha fazla düştü kupon arkadaşlar. Ve Altıgay'ın son ayağında da 2 numaralı Son Emir isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma banko olarak öneriyorum. Umarım şanslı kalemlere buluruz. Umarım güzel bir tahmin olmuştur arkadaşlar. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerirseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Kanalımız ancak bu şekilde, hızlı bir şekilde yükselişe geçer. Ancak bu şekilde 100 binleri, 200 binleri bulabiliriz. Bütün arkadaşlarımdan videolarımı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza önermelerini rica ediyorum. Aynı zamanda videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna, kırmızı butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim almak istiyorsanız abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız video yüklediğim zaman bildirimleri de alabilirsiniz. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın.